Azar Azar Her Tel'den YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nesrin. Karadutlu çilek reçeli yapıyorum. Çilekleri güzelce temizleyerek iri olanları 2 veya 3'e bölerek doğrayıp kaynatacağım tencereye alıyorum. Karadutların da saplarını kopararak yine aynı şekilde çileklerin üzerine ilave ediyorum. Yeterli şekeri çilek reçelime ilave ettikten sonra bir gece boyunca Şekerde bekletiyorum. Sabaha şekerlerin birçoğu erimiş oluyor. Çilek dolu tenceremi ocağa alıp bir taşım kaynatıyorum. Reçelin köpürüp taşmaması ve çabuk bozulmaması için bir tatlı kaşığı kadar tereyağını da bir taşım kaynayan çileklerin üzerine ekliyorum. Yağ attığımızdan dolayı fazla köpürme olmayacaktır. Az da olsa oluşan köpükleri kevgirle alıp yanıma aldığım su yardımıyla kolayca suya bırakmak suretiyle reçelin köpüğünü alıyorum. Kaynayan meyvelerin içerisinde olan zararlı maddeleri köpükle dışarı attıkları için köpüğün reçelden uzaklaştırılması çok önemli. Ben de reçelimde oluşan köpükleri kevgirim yardımıyla alıp suya bırakıyorum. kaynamak suretiyle kıvamına gelen reçelimi kaynar haldeyken kavanozlara alıp kapakların güzel vakumlanabilmesi için ters çevirip kavanozları ters bir şekilde soğumaya bırakıyorum. Konserve şeklinde yaptığımız reçeli 4-5 yıl bozulmadan muhafaza etme şansına sahip oluyoruz. Karadutlu çilek reçelim hazır karadutlu çilek reçelini çilek reçeli severlere kesinlikle öneriyorum ben. Karadutlu çilek reçeli her yiyenin tarifini istediği şahane bir reçel oluyor. Tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basarak beğenip beğenmediğinizi yorum kısmına yazarak henüz abone değilseniz abone olarak hatta kendi sosyal medya sayfalarınızda paylaşarak Kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Bugün de bu kadardı. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin.